Bu videomuzda artık ORM yapısını kola döküyor olacağız ve bunun için bu kütüphaneyi kullanacağız. Bu kütüphane ne? GORM ya da GORM artık nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Ama ben GORM demeyi daha çok seviyorum çünkü daha şirin geliyor bana. Her neyse yani bunu kullanacağız. Ben GORM diyeceğim, eğer yanlışım varsa düzeltin. Bunu alacağız tabii içeriye falan ama ben bir de şunu kullanacağım. MySQL ile yapacağız bağlantımızı. MySQL'i kullanacağız veri tabanı olarak. Ve MySQL Server'ım ve PHP MyAdmin'im vesaire birlikte kullanacağım için MemP kullanacağım. Mem programını kullanacağım. Bunu indirip doğrudan şuradan Start'a basmanız yeterli benim gibi kullanmak için. Ya da farklı bir program da kullanabilirsiniz. Örneğin XAMPP şeklinde. Bu da aynı işi yapıyor tamamen. Gidip MySQL Server'ın kendisini de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yani MySQL olduğu sürece her şey olabilir. Burada PHP MyAdmin'de olduğu için bizim daha biraz daha işimizi kolaylaştıracak, yaptıklarımızı daha kolay takip edebileceğiz. Bu ön bilgiyi de vermiş olayım. Yani arka tarafta şuraya gelirseniz benim PHP MyAdmin'im de burada çalışıyor. Evet, şimdi GoGet ile ben bu arkadaşı bir projeme dahil edeceğim. Gelelim terminale, ben zaten önceden dahil etmişim ama yine bir edeyim. Bekliyoruz. Evet, şu anda GORM'u artık dahil ettik. Neler yapacağımıza bakmak için aslında dokümanlara bir gidebiliriz. Yani doküman üzerinden işliyor olacağız aslında bu ders. Çok da ben bir şey yapmayacağım burada. Yine burada dokümantasyon SQLite üzerinden anlatılmış. Bağlantı hariç, yani bağlantı sağlamanız haricindeki her şey birebir aynı aslında. Bunun için şuradan bir yeni sekme açıyorum aynı sayfa içerisinde. MySQL yazıyorum. MySQL yazdığımda artık benim ilgili dokümanlarım buraya geliyor. Şimdi diyor ki burada önce senin şunu da bir import etmen lazım. Bunu biz ne olur ne olmaz bir get ile alalım. Go get MySQL'in driver'ını alıyoruz. Yani burada bunu tabii alalım. Aldık. Güzel. Daha sonra bağlantı sağlamak için diyor sen şöyle bir string kullanıyorsun diyor. Bu string'i al önce bir diyor. Aldım string'imi main fonksiyonumun içerisine yapıştırdım. Şimdi bu string'in üzerinden biraz geçelim. Şuradaki ilk arkadaş username'imiz, yani MySQL'in username'i, password'ümüz. TCP ile bağlanacağız. Burayı değiştirmemize gerek yok. Uzak sunucuda bir server'a bağlanmıyorsanız. Localhost'umuzdayız. Zaten MySQL'in default portu 3306. Bunları da değiştirmiyoruz. Şurada bir de database'imizin adı var. Yani ne lazım bize burada? Username, password ve database'imizin adı. Eğer MEMP kullanıyor iseniz username'iniz root ve password'unuz da root olacaktır. Şimdi bir de db name istiyor. Tabii benim bir database oluşturmam lazım burada. Database'imin adına da GORM veriyorum. UTF-8 General G olarak burayı seçtim ve oluştur dedim. Güzel. Yani buraya ne diyeceğiz artık? GORM diyeceğiz. Şuradaki arkadaşlar biraz teferruat. Muhtemelen kaldırsanız da çalışacaktır ama karakter setiyle ve time ile ilgili bir problem yaşamak istemiyorsanız burası kalsın. Bu şekilde kullanın. Hata riskini azaltacaktır. Bu kullanım. Daha sonra neler yapacağız? Gelelim. Diyor ki GORM.open adında bir metot kullanacaksın sen bağlantıyı sağlamak için. GORM.open diyorum. Şuradan importumu benim için Golang otomatik olarak yaptı. Ne diyor sonra? Bir de mysql.open'a yazacaksın diyor. Ben de zaten buradan bir diyalektör istiyor. mysql.open diyorum. Artık bu arkadaşın içerisine bağlantı stringimi verebilirmişim. Daha sonra ne yapacakmışız? Form nokta config demem gerekiyormuş konfigürasyonu. Burada dokümantasyonu incelersiniz. Konfigürasyonla ilgili farklı ayarlamaları buradan yapabilirsiniz ama bizim eğitim boyunca buna ihtiyacımız olmayacak. Bu şekilde diyor bağlantıyı sağlayabilirsin diyor. Deneyelim bakalım bir problem çıkacak mı bağlantıda. Bir problem çıkmadı. Çalıştığı ve bittiği gibi görünüyor burada. Şimdi bu arkadaş bana iki tane obje geri dönüyor. Bir tanesi DB yani database, diğeri ise error. Error'u tutmayacağım. Sadece DB benim için yeterli olacak şimdilik. DB'yi aldım. Artık burayla işim aslında bitti. Yani MySQL kısmıyla işim bitti. Normal dokümantasyon üzerinden ilerleyebilirim artık. Şimdi buradaki arkadaş öncelikle bir yapı oluşturmuş ve bu yapı üzerine ilerlemiş. Biz de bir yapı oluşturalım ama aynısı olması bir tık daha farklı bir şey olsun. Type user struct diyorum ve bu arkadaşın içerisinde bir username olacak. Username. Bir de password'üm
olacak. Yani string olacak bu arkadaşlar. Şimdi bunu oluşturdum. Diyor ki sen bunu gorm.model'den extend edeceksin. Yani kılıtacaksın. Peki bir deneyelim bakalım ne çıkacak. Gorm.model dedim. Ve extend ettim. Gorm.model'in içerisine gidip bakalım isterseniz. Çok da atladı ve bir şey yok burada. Benim için bir ID oluşturuyormuş. Yaratılma yani kayıt tarihi, güncelleme tarihi ve silinme tarihini benim için timestamp'ini burada tutuyormuş aslında. Yani benim bunları ekstra eklememe gerek yok. ID ile vesaire uğraşmıyorum. Gorm arka tarafta bu işlemleri benim için yapıyormuş. Yani ben bunu eklediğimde artık tabloma da eklemiş olacağım. Sonra diyor ki bu arkadaşı tablo oluşturmak için automigrate fonksiyonunu kullanacaksın, metodunu kullanacaksın diyor. db.automigrate diyorum ve yukarıdaki arkadaşın adresini vererek migrate fonksiyonuma parametre olarak gönderiyorum. Şimdi şurayı bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Yeniledik. Şuraya geldim. Gorm'un içerisine geliyorum artık. Gördüğünüz gibi users adında bir tablo oluşmuş. Şimdi şuraya da dikkat edelim. Ben hiçbir yerde users falan yazmadım. Ben user yazdım sadece. Gorm gitti otomatik olarak benim tablo adımı da burada oluşturdu. İçine geldiğimde neler görüyorum? Bir ID, bir created, updated, deleted görüyorum. Bunlar nereden gelmişti? Gorm.model'den geldi bu arkadaşlar. Bir de artık benim sonradan eklediğim username ve password'u da burada görebiliriz. Çok güzel bir migrate işlemim başarıyla gerçekleşti. Yani ben buradan bir tablo oluşturdum. Buradaki migrate kalabilir, siletebilirsiniz. Yani sadece bir tablo varsa tabii ki oluşturmuyor. Yok ise oluşturuyor ve bir değişiklik varsa yalnızca güncellemeleri gerçekleştiriyor. Automigrate ben şimdilik sildim kalabalık yapmaması adına. Yeni bir kayıt ekleme işlemi diyor. Ha bu şekilde yaparsın diyor. Tamam. db.create fonksiyonunu kullanacakmışız. db.create fonksiyonunun içerisine ne gönderecekmişiz? Yeni bir yapı oluşturacağız. Ve onun adresini gönderiyoruz. Örneğin username dedim. Slash neye? Admin. Password'umu da oluşturdum. Password'um da sifre123 olsun. Yani username admin ve password'um sifre123 olan bir kaydı ekle diyorum ben burada. Bu şekilde kaydettim ve çalıştırıyorum. Çalıştı, bitti. Gelelim tekrar PHP'ye hayatımda. Şurayı bir kontrol edelim. Bakınız hemen de kaydım oluşturdu. Şuraları kendisi otomatik olarak doldurdu ve burayı da benim istediğim şekilde admin ve şifre 123 şeklinde oluşturdu kendisi. Tamam. Yani oluşturma işlemi bu şekildeymiş. Şuraya da yorum satırını alayım. Kalsın orada. Tekrar eklemesin. Peki diyor ki read işlemini nasıl yapacaksın? Önce diyor sen git yapına ait bir nesne oluştur. Tamam oluşturdum. Var diyorum. User. Oluşturdum. Sonra diyor ki db.first'ü kullanarak sen bunu çekebilirsin. İki farklı yöntemle diyor. Birincisi db.first. İçerisi find değil. First. İçerisine geldim ve şu arkadaşı adresini veriyorum. Daha sonra da iki tane kullanım var diyor. Bir tanesi tek bir tane değer verirsem ben bunu ID olarak, primary key olarak alırım diyor. İsterseniz bu şekilde empty.println diyeyim ve user.username'i bir yazdıralım. Yani user'ın içerisinde username yazdırmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi burada admin yazdı kendisi. Gidelim bakalım gerçekten öyle mi? ID 1, username'im ise admin. Yani buradaki arkadaş ne yapıyor? Gidiyor benim tablomu alıyor ve şuradaki yapıma uygun bir şekilde fieldlarını dolduruyor. Şuradaki kondisyonda ise yani şart kısmında ise bir tane eğer değer verdiysen bunu ID olarak kabul ediyor. Burada integer bir değer verdik. Ancak gidip ben buraya string olarak ID verseydim de aynı işlem gerçekleşmiş olacaktı gördüğünüz gibi. Peki ikinci bir kullanımı daha varmış. O neymiş? Onu da diyor eğer prepaid statement şeklinde kullanabilirsin diyor şartlarım diyor. Peki bir de onu deneyelim. Şurayı da yorum satırı içerisinde aldım. db.first diyorum ve yine aynı şekilde user'ımın adresini verdim. Sonra diyorum ki password'um yazamadım. Password eşittir. Soru işareti diyorum. Soru işareti yine ne gelecek? 0123. Çalıştırıyorum. Bakın yine admin'i aldım. Şifresi 123 olan kaydıma bakalım. Burada şifresi 123 olan kaydım.
ve onun username'ini buraya yazdırdı. Yani bu şekilde tek bir kaydı alabiliyor. Güzel. Şurayı da alayım. Tamam. Yani burası kayıt alma işlemiydi ama tek bir kaydı aldık böyle. Bakayım burada birden fazla kaydı nasıl alacağımızı burada belirtmemiş. Dokümantasyonların içerisinde bir yerde var ama ben şimdi kendim yapayım onu. Burada ne yapıyoruz? Birden fazla kayıt geleceğine göre aslında bizim yapmamız gereken şey çok açık. Bir tane array oluşturacağım ve bunun içerisinde benim artık çekmek istediğim tablo neyse ona uygun yapıyı vereceğim. Yani buradaki senaryoda user array'ini oluşturmuş oluyorum. Daha sonra ne yapacağım? db.find diyorum. Aslında db.find, db.first ile aşağı yukarı aynı çalışıyor. Tek farkı birden fazla değer döndürmesi. Array'imin adresini veriyorum ve kondisyonlarımı yazacağım. Örnek olarak yine password eşittir. Sifre 123 diyelim. Şu arkadaşı da println users şeklinde şurada bir yazdırayım bakalım. Gördüğünüz gibi şifresi 123 olan kaydı getirdi ve şurada bir array görüyorsunuz. Admin'miş. Gideyim ben bir tane daha manuel ekleyeyim buraya. Eklet dedim. Şurayı doldurayım hemen izninizle. Şurayı aldım. Buradaki arkadaşına da artık golang olsun. Şifrem yine aynı olsun ama şifre 123 olsun. Git dedim. Hatta bir tane daha ekleyeyim ben burada. Daha net görmüş olalım yani. Update et. Buradaki de admin 2 olsun. Bunun şifresi de admin olsun. Sallıyorum şu anda. Gözet içerisinde geldim. Neticede böyle bir tablom oluşmuş oldu karşımda. Şimdi tekrar çalıştırırsam sadece sifre 1, 2, 3 olanları getir diyeceğim. Bakın neyi getirdi? Şurada görüyorsunuz. Admin'i getirdi. Golang'i getirdi ama diğerini getirmedi. Yani birden fazla kaydı da tam olarak bu şekilde çekebiliyorum. Burayı da yorum satırı içerisine alalım artık. Devam edelim dokümantasyonla. Read işlemini de yaptım. Çok güzel. Bir de update işlemi varmış. Update ne diyor? İki tane update var diyor. Bir tanesi multiple fields diyor. Bir tanesi tek bir kalın değiştireceksin. O şekilde var diyor. Tamam. Öncelikle ne yapmam gerekiyormuş? Bakın burada product almış. Şu yukarıda oluşturduğu product. Yani benim evvela gidip bir o kaydı almam lazım. User diyorum ve bir user oluşturuyorum. En üstte yaptığım gibi db.first diyelim. First diyorum. User ID'si 1 olan kaydımı aldım ve şu user'ın içerisine attım. Şimdi silme işlemini nasıl yapacağım? db.model diyorum. User'ın adresini veriyorum. Daha sonra nokta update diyorum. Tek update diyorum. Update istemiyorum. Buraya dikkat edin. Daha sonra hangi sütunu değiştirmek istiyorsam onu yazacağım. Örneğin user name'im diyorum Gorm olsun. User name'im Gorm olsun. ID'si 1 olan arkadaşın git user name adlı sütununu Gorm olarak değiştir diyorum. Çalıştıralım bakalım olacak mı? Çalıştı ve bitti. Geldim buraya. Yeniledim. Neredesin? Ha, username'in, ID'si 1 olan arkadaşın username'in Gorm olarak değişti gördüğünüz gibi. Eğer sadece bir tane değişiklik yapacaksam bunu bu şekilde yapabiliyormuşum. Birden fazla yapacaksam nasılymış gelin bir de ona bakalım. Yok eğer birden fazla yapacaksan yine aynı şekilde ama buraya bir yapıyı gönderiyorsun, oluşturduğun yapıyı gönderiyorsun. Ben ona göre bakıyorum, değiştiriyorum diyor. Yani yine şuradan bir var. User oluşturalım. Yukarıdakini kullanabilirdik aslında. Fark etmez. db.first dedim. Bu sefer ID'si 2 olan kaydı değiştirelim. User ID'si 2 olanı öncelikle şu user'ın içerisine bir attım. Ben sonra db.model dedim. Onun adresini verdim. Updates olanı kullanacağım burada. Update'i değil artık çünkü multiple bir update işlemi gerçekleştireceğim. Bunun için de ne yapıyormuşum içeriye bakın. Yeni bir şey oluşturuyormuşum. Yapı oluşturuyormuşum. Bunu gönderiyormuşum. Yeni bir yapı hemen oluşturayım burada. Diyorum ki username'im ne olsun? Python olsun. Bir şey üretmek konusunda çok yeteneksizim. Username'im Python olsun. Password'um da pip olsun. PIP. Güncelledim. Güzel. Geldim buraya.
Ve gördüğünüz gibi Python API IP olarak burayı değiştirdi. IDC'ye ki olan arkadaşı. Python'da ya. Neyse. Şimdi ne kalmış geriye? Sadece delete işlemim kalmış. Onu da ID'yi vererek yapabiliyorum. Şimdi bir nokta delete diyorum. Delete dedim. Neyi vereceğim içerisinde yine? Yapımın adresini veriyorum. Veya burada yaptığı gibi hali hazırda var olan bir nesnenin adresini de verebilirsiniz. Fark etmez. Diyorum ki ID'si 2 olanı sil. Yenileyelim bakalım silecek mi, ne yapacak? Geldim buraya. Silmedi. Ama ne yaptı gördüğünüz gibi deleted at sütununun içerisinde doldurdu. Yani Gorm aslında hiçbir şey silmiyor. Gorm silmiş gibi yapıyor ama burada tüm kayıtlar listeleniyor aslında. Şimdi deneyelim isterseniz. Ben bu kaydı sildim ama geri kullanabilir miyim? Bir çekmeye çalışayım IDC 2 olan arkadaşı. db.first user ve IDC 2 olanı bana getir diyorum. Çalıştırıyorum şimdi. Bakın record not found hatasını aldım. Halbuki benim 2 numaralı ID'ye sahip kaydım burada yer alıyor ama Gorm tarafından silinmiş gibi davranılıyor. Bunun da çeşitli avantajları olabilir tabii ki. Yani bir şeyler yanlışlıkla silindiyse gelip buradan kurtarma imkanınız olabilir. Gorm'la ilgili tüm kurut operasyonlarını gerçekleştirdik aslında burada. Genel anlamda yeterli bir video olduğunu düşünüyorum. Daha fazlası için yine dokümantasyonunu karıştırabilirsiniz. Blog tarafını yaparken Gorm'u kullanacağız tüm veri tabanı işlemlerimiz için. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.